Esenlikler diliyorum. Bu sunumda Muhammed Nebi'nin kayıtlarını dinleyenlere elimden geldiği kadar sunmaya çalışacağım. Başlık olarak kanıtın olduğu yere git. Yani bir ilke olarak bunu tercih ettim. Kastettiğimiz şudur. Ortada somut bir kanıt varsa bunun üzerine çalışmak, bunun üzerine işlemek gerekiyor diye düşünüyorum. Sunuma başlamadan önce bir arka plan tasviri yapacağım. Roma, Bizans veya Pers-Sasani, Roma-Pers, Bizans-Sasani savaşlarının yaklaşık olarak 700 yıl sürdüğü düşünüldüğünde hem Romalılar hem Persler veya Bizanslılar ve Sasaniler, ki bundan sonra Bizans ve Sasani diyelim, birbirlerini 700 yıl boyunca epey yıpratmışlar, epey yormuşlardı. Bazen Sasaniler İstanbul'a kadar gelmişler merkeze. Bazen de Bizanslılar İran'ın kalbine doğru gitmişlerdir. Çok sayıda insanın katıldığı, çok birbirini yıprattığı bir 700 yıldan bahsediyoruz. Yaklaşık olarak 627'den sonra İslam'ın yükselişine şahit oluyoruz. Olayı haritada şekillendirirsek Bizanslılar ve Sasanilerin hemen altında Gassaniler ve Lahmileri de göreceğiz. Bunlar aslında iki tane büyük Arap kabilesidir. Fakat kimi zaman Bizanslılara, kimi zaman da Pers, Sasanilere uzun zaman onların saflarında savaşmış, gerekirse paralı askerlik de yapmış Araplar. Belli bir dönem sonra birleşik bir toplum haline geliyorlar. Elbette ki bu Gassanilerin, Lahmilerin ve diğer Arap kabilelerinin Muhammed Nebi'nin siretiyle beraber ve mesajıyla beraber Hicaz coğrafyasında ciddi bir Arapların birleştiğini görüyoruz. Başkaları adına savaşmak yerine artık kendileri adına savaşmayı tercih ediyorlar. Birleşik bir Arap konfederasyonundan bahsediyoruz artık bu Muhammed Nebi'den sonra. Peki Sasanilerin ve Bizans'ın çok çabuk fethedilmesi, 700 yıllık bu yorgunluğa da bağlayabiliriz. Bir de genç bir birleşik Arap ordusuna veya Arap toplumuna da bunu bağlayabiliriz. Yani yorgun ve bitkin düşmüş Persleri yenmeleri çok çabuk ve kolay olmuş olmalı. Zaten bizim konu edeceğimiz sunumda da hem Bizanslıların ve diğerlerinin kayıtlara girmesi, kroniklerin İslam'dan bahsetmesi, işte bu Arap fetihlerinin, İslam fetihlerinin Bizans'a ve Sasani'ye kadar uzaklaşmış olmasından kaynaklanıyor. Bütün enerjileri bittikten, yani tükenince ve yıpranınca Müslüman orduları çok rahat, özellikle Sasaniler zaten o dönemlerde çok karışık, sürekli yönetim değişikliklerinin olduğu bir toplum İran. Müslümanlar çok çabuk İran'ı fethettiler ve daha sonra da Bizans dediğimiz Doğu Roma'nın da topraklarını yoğun bir şekilde ele geçirmeye başladılar. Bu tarihsel arka plandan sonra, yani aslında şu soruyu cevaptır bu. Neden belli bir zaman sonra kayıtlarda veya kroniklerde biz Arap fetihlerine denk geliyoruz? Aslında daha önce bir miktar bahsediyorlar ama Araplardan genellikle bunları atıyorum Bizans'ın yanında, Sasanilerin yanında zikrediyorlar. Bizim İslam'la ilgili kayıtların ve kanıtların tamamı 634'ten sonra bol miktarda çoğalmaya başlıyor. İşte bu Arap fetihleriyle beraber bunu veya Müslüman fetihleriyle beraber bunu ilişkilendiriyoruz. Sunumda şöyle bir kavramlaştırma da yapıyorum. Muhammed Nebi ile ilgili doğrudan kayıt, kanıt veya tanık, dolaylı kayıt, kanıt veya tanık ve tamamlayıcı kayıt ve tanık olarak 3 bölüm şeklinde 3 tasnifle olayı izah etmeye çalışıyorum. Doğrudan kastettiğim kayıttan veya doğrudan tanıktan kastettiğim şu benim açıkçası. Muhammed Nebi'nin herhangi bir dış kaynak metinde veya işte Bizans metninde, Ermeni metninde veya işte Mısır metinlerinde, işte Kopt metinlerinde, yani Kıpti metinlerde adının Muhammed isminin de doğrudan geçtiği kayıtlara ben tasnif olarak bunları doğrudan kayıt veya doğrudan kanıt olarak tasnif ettim. Dolaylı kayıttan kastettiğim ise şu: Muhammed Nebi'nin ismi bahsedilmiyor doğrudan. Onun yerine peygamber, lider, kral gibi betimlemeler, tanımlamalar yapılmasına ben dolaylı kanıt diyorum. Yani mesela bir örnekte kitapların arasından yalancı, sahte bir peygamber çıktı bilgisi benim anladığım tasdifime göre dolaylı kayıttır. Çünkü Muhammed ismi kaynakta geçmemektedir. Tamamlayıcı kayıt dediğimde ise doğrudan ve dolaylı kanıtlarla ilişiği olan ve birlikte düşündüğünde
ve birleştirildiğinde bir yargıya varmamıza yardımcı olan kayıtlar. Burada da bir kronoloji bulmaya çalışıyorum açıkçası. Yani bu üçlü tasdikten bir yargıya varmamızı götürecek bütünlüğe ulaşmak, birleşik bir sunum ortaya koymaya gayret ediyorum açıkçası. Elbette ki bu tasdikten sonra da bir de kendimi sınırlamaya çalıştım araştırma konusunda. Yani nelere bakacağım, hangi tarihlere bakmam gerekiyor diye. Bilindiği gibi en erken İslam tarihi Hristiyan topluluk tarafından Yunanca, Süryanca, Ermenice yazılmış. Bunların hemen tümü 633'ten sonrasına tarihlenen kaynaklardır. Bizim de o yüzden 604'ten ve 685'e kadar bir sınırlama alanı belirledim ben kendime. Mesela 634'te Yakup'un öğretisi bahsettiği konu Dasin Savaşı'dır. Bu Bizans ve Müslümanlar arasında kayda geçmiş ilk savaştır bu. 4 Şubat 634'te. Ona göre Müslüman Araplar Gazze yakınında bir köy olan Dasin Savaşı'nda Bizans'ın ordusunu yeniyorlar. Orada bir komutanı öldürüyorlar. Yakup bunu kayda geçirmiş. Yerel Yahudiler tarafından kutlandığını da ifade ediyor. Halife de biliyorsunuz o dönemde Ebu Bekir'dir. 685 sınırlaması ise şundan kaynaklanıyor. Abdülmelik bin Mervan bilindiği gibi ilk sikke reformunu yapan ve sikkeler üzerinde İslam motiflerin İslam parasının basılmasına önder olmuş birisidir. Ayrıca Arapçayı da artık resmi bir dil olarak kabulünden kaynaklanıyor. Daha önce Abdülmelik Mervan'dan önce biz sikkelerde karşı marka dediğimiz yani bir kısmı Bizans, bir kısmı İslami yazıların olduğu, motiflerin olduğu, atıyorum yine Sasanilerde bir kısmının Sasani figürlerinin olduğu ve İslam yazısının olduğu, Arap yazısının olduğu, Müslüman motiflerin olduğu sikkeleri görüyoruz. Ama Abdülmelik Mervan'la beraber artık bu reform yapıldıktan sonra İslam paralarını görüyoruz. 685 yılında bir de artık iş karışıklıkların bittiği, hakimiyetin tamamen Abdülmelik Mervan'a ait olduğu bir dönemi betimlemek istiyorum. Orada sınırladım. Yani sınırlamam 634 yılları ve 685 yılları arasındaki kayıtları ve kanıtları ben sunumda sizinle paylaşacağım. Genellikle yani betimlemelerde kullanılan metinlerde de geçen ifadeleri de burada neler geçiyor onu da zikredeyim. Yunanca geçtikleri zaman Profetes diye geçiyor. Muhammed'den bahsettikleri zaman Yunanca he olmadığı için Mahumet gibi Yunanca ifadeler kullanılıyor. Süryanca genellikle Mahmat ifadesi kullanılıyor. Muhammed ifadesi yani T ile kullanılıyor. Araplar için Tayyoye veya Tayyeye veya Arbaye veya Sarkaye, Şarkaye ifadesi kullanılıyor. Bir de Hacer'i ifadesi kullanıyor ki Hacer'den yani İsmail Nebi'den kaynaklanan bir adlandırma da bu. Bazı yerlerde de İsmail soyundan gelen Beni İsmail'den bir peygamber olarak bahsediliyor. Dolaylı veya doğrudan kanıtlarda. Şöyle bir kronoloji denemesi de yapıyorum ilk eserlerle beraber. Yakup'un öğretisi 634, Arap fetihler üzerine fragman 636, Sebos'un tarihi 660, Kiyopiskopusu John veya Yuhanna 640 veya 690, Önder Thomas veya Yaşlı Thomas 640, Kuzistan Kroniği 660, John Bar Penkaye 687. Yani bu tarihler hemen hemen sınırlama içerisinde ben sunumda göstereceğim eserler arasında yer almakta. 634 ve 685 bizim sınır noktamız olacak. İlk bahsettiğimiz eserlerden bir tanesi tabii ki Yakup'un öğretisi. Doktrin Jacobi olarak da genellikle bilinmektedir. Birkaç kısmı Yunanca, el yanmasına ek olarak metin Latince, Arapça, Etiyopyaca ve Slavca çevirileriyle günümüze ulaşmış bir metindir. Doktrin Jacobi 634 ve 640 yılları arasında yazılmış ve Yahudi karşıtlığı bir belgedir. Muhammed ismi direkt geçmiyor metinde. İşte o yüzden dolaylı bir kayıttır. Aynı zamanda 633'te Araplara Saraken, Kayserya yani bugün Tel Aviv'in olduğu ve Hapya'nın tam ortasında yer alan bir fetihten fethiye atıfta bulunuyor. Tabii bu fetih diğer kronolojik kaynaklarda, tarihsel kaynaklarda da belgelenmiş bir fetihtir. Metinde Yahudilikten Hristiyanlığa geçmiş biriyle Yahudiler konuşurken Sarakenlerin, Arapların yani arasında çıkmış bir kandırıcı
veya sahte peygamberden adı verilmeden söz ediliyor. Bu bahsettiğimiz yani tasdife göre direkt Muhammed isminden bahsetmediği için bana göre dolaylı bir kayıttır. Metnin İngilizcesi Andrew Jacobs tarafından yapılmış. İnternette bulunabilir metin. Dolaylı kanıt olarak mesela dolaylı kanıtta kardeşim İbrahim bana sahte bir peygamberin ortaya çıktığını yazdı diyor. Yani bir duyum olarak anlatıyor bunu. False prophet dediği, yani profetesi nefane dediği sahte peygamber. Bir de sarakan peygamber yani Arap peygamber anlamına gelecek ifadeler kullanılıyor. Şeyin de komutanın da Bizanslı komutanın da öldürüldüğünden bahsediyor. Biz Yahudiler çok sevindik ve diyorlar ki Sezerenlerle birlikte gelen bir peygamber çıktı diye ifadeler kullanılıyor. Yani metinlerde kırmızı işaretledim yediler olayın Yunanca Saraken işaret açıkça. Yine Yunanca sahte peygamber ifadesini kullandım. İkinci konu edineceğim şey ise Suriye'nin Araplar tarafından boyun eğdirmesinin bir hesabı olarak geçen Fragment of the Arab diye başlayan bir metin. 636 yılında Kronika Minora'da geçen de Süryanca bir metin. Süryanca metinde direkt yani dolaylı değil doğrudan Muhammed isminden bahsediliyor. Şeyin Süryancası burada Vav, He, Mim, yine Ta ile yapıyorlar. Muhammed T ile ifade edilecek bir Süryanca kullanıyorlar. Metnin şeyi tercümesi, yayının yapıldığı kitabı da göstereyim. Bu çok ciddi bir aslında Süryani kroniklerle ilgili ciddi bir kitap. Andrew Palmer'ın bir kitabı. 7. yüzyılda Süryani kroniklerle ilgili bir kitap. İngilizcesinde bahsetti işte bir rahiple beraber, rahip el-Eşar. İlyah'tan bahsediyor ve Muhammed'den bahsediyor. Araplar ve Muhammed diyor, insanları öldürdüler anlamında söylüyor. Türkçesi de şu, yani bazı yerler tabii tam metinde okunmayan yerler var. Rahip Mar Eliyah dedi işte Elijah ve Ocak ayında Hims yani bir Emesa halkı hayatları için bir anlaşma yaptılar. Birçok köy Muhammed tarafından yıkıldı ve Celile'den Zeki'ye kadar yani birçok insan katledildi, esirler alındı diye ifadede bulunuyor. Bu doğrudan bir kanıttır. Şeyin metinlerin kronolojik olarak eleştirilmesi elbette ki tenkit edilmesi gerekiyor ama ilk kayıdın dolaylı bir kayıt olduğunu söyleyeyim. Bu bizim elimizdeki en önemli metinlerden bir tanesi. Fakat dediğim gibi doğrudan kanıttır bu kayıttır. Elbette ki içerisinde eleştirilmesi gereken, tekrar revize edilmesi gereken metinlerle beraber birleştirildiğinde bir sonuca çıkaracağımız, bir yargıya bulunacağımız metinlerdir bunlar. Üçüncü metin ise Seveos'un metnidir. Ermenice bir metindir. Ermeni tarihçileri zaten Seveos. 7. yüzyıl Roma-Pers savaşlarının ana ve birincil kaynağıdır. Heraklios'la ilgili yazmıştır Seveos. Yazıları 6. yüzyıl Ermenistan'ın ve çevresindeki toprakları tarihlendirilen günümüze ulaşmış birkaç sağlam kaynaktan biri olarak değerlendirilir. Elbette ki 661'deki Müslüman fethine kadar ayrıntıları da içerir Sebeos'un metni. Sebeos History diye de yayınlanmıştır metin. Metnin 30. bölümünde Muhammed Nebi'den bahsetmektedir. Mesela orada da bir adam İsmail oğullarından ismi Muhammed diye zikretmektedir. Bu da benim tasnifime göre doğrudan bir kanıttır veya kayıttır. Şöyle diyor o zaman İsmail'in aynı oğullarının adı Mehmet veya yani Muhammed olan bir tüccar Tanrı'nın emriyle onlara bir vaiz hakikati olarak göründü. Ve devam ediyor Mehmet diye. Bunun üzerine Mehmet onlar için kanun koydu. Leş yememek, şarap içmemek, yalan söylememek, zina etmemek üzerine bilgi veriyor Sebeos. Kuzistan aynı tarihlerde yani 656-661 yıllarında yazılı ile söylenen Kuzistan kroniğinde Emevi halifesi Muaviye'nin zaferi üzerine Mehmet adlı birinin ağzından şöyle sesleniliyor. Başka bir kronik tarafından tabii bu. Kuzistan kronik tarafından. Siz İbrahim'in çocuklarısınız ve Tanrı İbrahim'in onun soyuna verdiği sözü sizinle yerine getirmek istiyor. Yani aslında Muhammed'in mesajı her iki metinde atıfta bulunuyor.
Yine 640 ve 690 veya işte talihlendirileceğimiz yine kayıtlardan bir tanesi. Nikio Piskoposu John ve onun eseri. Yine bir kronik. Orada da yine Müslim'den bahsediyor ve Amr'dan bahsediyor. Yine Müslüman Müslümanlardan ve Muhammed ismini direkt ifade ediyor. Doğrudan bu Muhammed ve onlar bu prestlerle birlikte yanıldılar ve ellerine silah alıp Hristiyanlar karşı savaştılar. Ve işlerinden biri Sina Manastırı, Kalkedonlu Jon, İslam'ı ve kişilik alışkanlığı bırakarak kılıcı eline aldı. Rabbimiz İsa Mesih'e sadık olan Hristiyanlara zulmetti. Yine başka birisinden bahsediliyor. Burada Manastır'daki Jon'dan bahsediliyor. Yine 640 tarihinde tarihlenen Thomas'ın metninde doğrudan Muhammed ismi zikrediliyor. Yine Süryanca metinde. Metin Süryanca yazıtlar ve üzerinde yazılmış yine bir metinde British Museum'da basılmış. Şöyle ifade ediyor. Süryanca Arba'ya, Tayya'ya ve Şarkaya diye kullanıyor ama burada Tayya'ya Muhammed ismini kullanılıyor ve onların ilk kralıydı Muhammed ifadesini kullanan bir metin. Bu çok yine doğrudan bir metin. Muhammed da Meleka dediği yani Muhammed onların kralıydı ifadesini kullanan bir metin. Doğrudan bir metindir. 64 yılında Muhammed'in Arapları Tayya'ya Muhammed dedi işte yani çünkü Süryanilerin Arap dedikleri gibi Tayya'ya da ifadesini kullanıyorlar Araplara. 634 yılında Muhammed'in Arapları ile Romalılar arasında Gazze'nin 12 mil doğusunda bir savaş oldu. Tabii bu savaş bahsettiğimiz gibi şeyi onaylıyor. İlk bahsettiğimiz bölümde Yakup'un öğretisinde ifade eden metni de onaylıyor. Yani birlikte düşündüğümüzde bazı bölümlerde her ne kadar tarihlerle ilgili bir sorun olsa da bir kısmı erken tarihler zikrettiyse de bir kısmı da geç tarihler zikretse de üç aşağı beş yukarı belli şeylerden bahsediyorlar. Bir de 4 Şubat 644 diye bir tarih de veriyor. Şafak sökerken Bizanslar ve Muhammed'in Araplar arasında bir mücadele başladı. Araplar Suriye'yi ele geçirdiler ve İran'ı fethettiler ifadesinde bulunuyor. Kuzistan Kroniği'nde yine direkt doğrudan Muhammed ismini görüyoruz biz. Bu dönemde Allah İsmail oğullarını Persler üzerine gönderdi. Onlar deniz kıyısında kum taneleri gibi kalabalıktı. Onların önderi Muhammed'di ifadesini kullanan bir metin. Metnin orijinali yani daha doğrusu yine basımı John Barbanke'ye 687 onun metni yine Mingana koleksiyonu Süryanice metinlerden bir tanesinde yine Muhammed Nebi'den bahsediyor. Yine Mahmut diye bahsediyor. Yani bu da doğrudan bir kanıttır. Kitap The Reşmele isminde Süryanca bir kitapta Muhammed Nebi'nin ismini doğrudan zikrediyor. İngiliz bildiğim kadarıyla da bu Fransızca çevirisinden geliyor. Yine John Barpenke'ye de Süryani Kronikler üzerine Türk Divan kitaptan çıkmış. Yine Türkçe bir eserde de karşılaşabilirsiniz. Süryanca, Süryani kroniklerinde ilgili Süryani tarihi yazınca genç antik çağ Zafer Bey tarafından, Zafer Duygu Bey tarafından yayınlandı. Muhammed Nebi'den bahseden doğrudan dolaylı kanıtları şu ana kadar ben sundum. Şimdi bir kısmı tamamlayıcı kayıtlara da ben yer vermek istiyorum ki beraber düşünüldüğünde bir kronoloji çıkarmadık veya dış kanıtlarla bir tekrar bir tarih inşası mümkün olabilir mi? Bu gördüğümüz metin Ebubekir'den bahseden bir kayı yazıtı. Orada şöyle diyor, Ebubekir Medine ehlinin eşrafı ile uğrayıp geçti. Onlar için dua edene Allah rahmet etsin şeklinde. Yine Medine dolaylarında Hamidullah Hoca'nın belgelediği Ömer Kitap yazısı yani Ebubekir Ömer. Yine Hebron Dağı'ndaki Nuba Köyü'nün ortasından Mescid'in kitabesi. Bu kitabe yine Ömer Hattab'a Ömer İmdilat Taba atfedilen bir mescit kitabesi. Kireç taşından Kufiyazı ile yazılmış. Mihrap da Mekke'yi gösteren bir şekilde. Orada hem Beytül Makdis'ten hem de Mescid-i Aksa'dan bahseder.
Cennetten bir bağıştır ifadesini kullanılıyor. Hebron Dağı'ndaki Nuba Köyü'nün ortasında bir mescitte Kufi yazıyla yazılmış ve Ömer'e atfedilen ve Mekke'yi gösterir şekilde olan bir mescit kitabesi bu. Yani Hazreti Ömer'den de bahsediyor. Onun vakfedilmesini ifade ediyor. Yine Yermük Savaşı'ndan bahseden, yani tamamlayıcı kanıt olarak Fredegar'ın 650 tarihli metni ve kitabı. Fredegar'ın 4. kitabında konu ediliyor Yermük Savaşı kronik olarak. Yine metinde görülecektir büyük ihtimalle, yine Saraken ifadesini kullanıyor ve Heraklius ifadesi var. Yani Hacer'den de, tüm Sarakenler ve Hacer'den de bahsediyor. Haceriler olarak bahsediyor. Heraklius söz konusu ediliyor o metinde ve savaş söz konusu oluyor. Kudüs'e yaklaştıkları söylüyor Sarakenlerin. Tamamlayıcı kanıt olarak 638 Kudüs Patriği Sofroniyus'un vaazından konu alınan bir Noel vaazında yine tanrısız Sarazenler diye bahsediyor. Kudüs Müslümanlar tarafından fethedildikten sonra Kudüs Patriği olarak hizmet ediyor ve aziz konumuna yükseltilmiş bir kişi. Fakat orada tanrısız Sazerenler, Sarakenler veya yani Araplardan ve Müslümanlardan bahsediyor. Kudüs Nail vaazında milattan sonra 634'te bu vaazı söz konusu. Vaazın yayınlandığı kitap, yani Filistin tarihiyle alakalı 634 ve 1099'da yine Sofya'dan bahseden, Sofya'dan bahseden bir kitap. Aynı dönemlerde kitap, yazıtlar, belgeler, tarih, kronikler dışında biz o dönemde de şeylere de rastlamaya başlıyoruz. Yani belli bir dönemden sonra Kudüs'leri de görmeye başlıyoruz. O tarihlere, 634'ten sonra tarihlenen Kudüs'leri görmeye başlıyoruz. Mesela Bismillah'da başlayan bir borç senedi. Her şekilde Arap alfabesi noktalı bir Kudüs. Yine bir papirüs Mısır'da bulunmuş bir anlaşma, yani yine 634'ten sonra tarihlenen anlaşma ve Mısır'ın fethinden sonra da belgelenen bir papirüs. Tamamlayıcı kanıt olarak Halife Ümmüller'in emiri Halife Ömer'den bahseden bir yazıt. Buna Zuhir yazıtı diyor ve en eski kaya yazıtlarından yine bir tanesi. O direkt olarak tarihte veriyor. Ömer'in ölüm tarihini yazdım diyor, ben Zuhair diye. Bilindiği gibi tarih, İslam tarihçilerini de doğrulayan bir metindir bu. Kaya yazıtıdır, Zuhair yazıtı. Yine başka bir sahrada bulunmuş Halif Ömer'den sonra Osman'dan bahseden bir metin. Bilindiği gibi İslam tarihçileri ve 644 yılında Osman'ın Afrika'yı fethettiği bilgisini veriyor. İhtinde de zaten ben Afrika'yı fethettiği zaman yazdım ifadesini kullanan bir metin. Yine yeni bulunmuş bir metin ve yine Mümirlerin emiri Osman'dan bahseden bu yeni bulunan bir yazıt. 644 ve Hicret'in 24 yılına tarihlenen yine Zuhair diye okunmuş bir yazıt. Bu yeni bir yazıt. Şöyle diyor: ben Zuhair Allah'a inanıyorum ve bir zaman yazdım. Halife bin Affan 24 yılında, yani Osman'dan bahsediyor. Onun emirliği döneminde ve 24 yılı ifadesini kullanıyor. Bu da bir tamamlayıcı kanıttır. Yani kronoloji koyduğumuzda Muhammed Nebi, Ebu Bekir, Ömer, Osman ve devamını getirebileceğimiz şekilde. Mesela yine tamamlayıcı kanıt olarak ileri sürdüğümüz Papa Martin I 653 tarihinde Katolik Kilisesi Doğu Ortodoks Kilisesi tarafından bir aziz ve şehit olarak kabul edilir. Müslümanlar ile yetkisiz temas ve işbirliği yapmakla da suçlanmıştır. Buna rağmen bu iddialara karşı bir mektup yazıyor. Hiçbir zaman Sazerenlere mektup veya bazılarının dediği gibi neye inanmaları gerektiğinden bir açıklama göndermedim diyor. Sadaka için onlara giden, oraya giden Allah'ın kulları dışında hiçbir zaman para da göndermedim. Ve onlara verdiğimiz az bir miktar da olsa diyor kesinlikle Sazerenlere ulaştırılmadı.
Yani yine Müslüman Araplardan bahsediyor. Yine tamamlayıcı kanıtı olarak 659'da Adi Beneli Şoyab'dan bahsedebiliriz. Nisibis okulunda eğitim gördü. Ninova psikoposu oldu ve daha sonra metropolit olarak atandı. Şoyab çeşitli şekillerde Tay, Muacir ve Halif olarak adlandırdı. Araplarla iyi ilişkiler oldu, yaptığı söyleniyor, sürdüğü söyleniyor. Şeylerin liderlerinden bahsetmese bile Osman ve Ali'nin hilafetleri altında Araplarla ilişkilerine tanıklık eden bir bize ulaşan bilgiler. 660'ta Muaviye'nin Timne Vadisi'nde yazıtı. Bugün bakır madeni. Yazıttaki Hicri 38 senesi miladi 666 tarihine denk geliyor. Ben metni daha anlaşılır kılacak şekilde tekrar renklendirdim. Bununla ilgili akademik aslında bir makale de var, gerekirse ona da bakılabilir. Yine Maruni Kroniği'nin 661'de Ali de Muaviye çatışmasını konu aldığı bir kronik yazıt, yakıt, daha doğrusu kayıt söz konusu. Sıkkın Savaşı'ndan da bahsediyor. Yani dolaylı olarak gönderme yapıyor. Elbette ki büyük ihtimalle duyum da olabilir. Biraz eksik bilgiler de var. Dediğim gibi bunlar karşılaştırılarak çözülebilir metinler. Metinde yine Kronika Minora'da yine Süryani yazıt yazmalarından referans yapabiliriz bu Maruni Kroniği'ne. İşte orada bahsediyor Muaviye'den. Yine 663 yılında tamamlayıcı kanıt olarak söylediğimiz Muaviye yazıtı 663 yılında bir hamam yapımında Hammad Gader bir sıcak su hamam kanıtı yanında bulunmuş Yermük tarafından, Yermük dolaylarında. Muhtemelen 63'te dikilen bir yazıt. Muaviye'nin 661'de Şam'ı yönetmeye başlamasından kısa bir süre sonra bu bir yazıt ve bu hamam tekrar restore ediliyor ve hizmete açılıyor. O yüzden bir yazıt yazılmış. Öyle şöyle diyor: müminlerin komutanı Abdullah Muaviye'nin günlerinde buradaki hamamların kilabunusu Aralık ayının 5. günü pazartesi, 5. günü Vali Ebu Haşimoğlu Abdullah tarafından temizlenmiş, inilenmiş, Araplara göre 42. yıl, hastanın iyileşmesi için vekiler şuna şuna verilmiş. Müminler emir Abdullah Muaviye döneminde hükümdar Abdullah bin Ebi Haşim tarafından sıcak hamamlar yeniden yaptırılarak halkın kullanımı açılmıştır. Koloninin kuruluşunun 726 yılında ve Arapların tarihi için 42 yılında, Hicri 42'ye denk geliyor. Yine tamamlayıcı kanıt olarak Muaviye'ye ait bir kurşun mühürden bahsedebiliriz. Yine kayıtlara geçmiş. Kurşun mühürde birini görevden alıyor. İbn-i Amir görevden alan bir kurşun mühürle beraber kayıtlara geçmiş, belgelenmiş bir metin. Bir de 676 sinodu, genelde sinod Doğu Kiliseleri tarafından konsil yerine kullanılan bir ifadedir. Resimde de şeylerin bulunduğu, bu Doğu Kiliselerin olduğu Arap coğrafyasında ben yerleri göstermeye çalıştım. O sinotta yine şeylerden, Araplardan, Müslümanlardan bahsediyor. Hristiyanların İslam'ı kabul etmelerinden şikayet eden bir metin. Muaviye'nin Baraj Kitabesi 678'de, yani kronolojik olarak gittiğimizde bir Baraj Kitabesi'nde, Muaviye'nin Baraj Kitabesi. Binine çevresinde yine istasyon müzesinde bulunan yine Muaviye'ye ait bir set inşa kitabesi. Bu 680, artık yavaş yavaş Abdülmelik bin Mervan dönemine geliyoruz. Bir Frank psikoposu Arap lafın kutsak toprakları gezip de orada Haziretinden dönerken gemi kazası geçiriyor. Oradaki gemi kazasına geçtikten sonra yaptığı seyahati anlatıyor. Seyahati anlattığı kişi de başka bazı kaynaklardan yardım alarak da metni tekrar öğretiyor. Şeydeki, Kudüs'teki yapılan faaliyetleri, daha doğrusu Beyt-i Makdis'te yapılan faaliyetleri anlatılıyor. Kitap bu. Yine orada mesela şeyden bahsediyor, temple dediği tapınak, sarakenler, yani artık Kudüs de Süleyman Mabedi'nin yapıldığı yerde artık biliyorsunuz Kubbetül Sahra inşa edilmeye başlanıyor. Ve onun Kubbetül Sahra'da yapılan
faaliyetleri, direkleri anlatıyor. Yine tamamlayıcı kanıt olarak Theophanes'ten bahsedebiliriz ama Theophanes aslında düzenli, yani Muhammed, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali ve devamında kronolojik sıralamayı en düzenli veren kişilerden bir tanesi, ama zamanlarla ilgili bir tartışma var o kayıt larda, kronikte. Bunlar da aslında İngilizce çevirilerinin yapıldığı İngilizce çevirilerde, adipnotlarda bu sorunlar görülmüş ve düzeltmeler yapılmıştır Theophanes'in. Yine Theophanes bahsediyor, bakın Muhammed sırayı olarak veriyor. Yine Yunanca Muhammed'den bahsediyor. Bu da açıkça bir doğrudan kanıttır ama ben tamamlayıcı bir kanıt olarak görüyorum. Yani şey olarak, kronolojik olarak biraz problemli bir metin. Diğer kroniklerle beraber karşılaştırdığımızda düzeltme yapılıyor. Zaten İngilizce tercümelerinde bir düzeltme yapılmış bir metindir. İngilizce tercümesi. Mahmet, yok işte bahsettiğimiz gibi 9 yıl liderlik yaptı Araplara diyor. Verdiği tarihler dediğim gibi sorunlu. İngilizce metinler dipnotlarda görüyorsunuz yani. Sukun kroniğini de yine tamamlayıcı kanıtlar arasına koyabiliriz. Yine o da şeyden bahsediyor. İşte Muhammed şu tarihte öldü. Onun yerine Ebu Bekir geldi. O 5 yıl yönetti. Sonra Ebu Bekir öldü. Onun yerine Ömer geldi. Yine tarihlerde biraz sıkıntılı bir tarihlenme söz konusudur. Yine tamamlayıcı kanıt veya kayıt diye ben açıkça sikkeleri de bu sunumun içine aldım. Kur'an'ın da biliyorsunuz dinar ve dirhem olarak kullanılıyor. Yani birisi Bizans parasıdır, bir tanesi Sasani parasıdır. Aslında Sasani sikkelerinde şeyi görüyoruz biz. Mesela Heraklius döneminde Bizanslar tek bir kralın figürlerini basıyorlar. O da Heraklius'un ve oğullarının figürlerini sikkelere, yani daha doğrusu gümüş, altın, bakır sikkelere basıyorlar. Fakat İran'da durum birdenbire değişiyor. İran'da açıkça 5-6-7 kişinin sikkelerde biz şeylerini görüyoruz, simgelerini görüyoruz. İkinci Hüsrev'in, Kavadoki'nin, Arşedir'in, Şerbaraz'ın. Mesela bir tane şey var, kadın yönetici var, Şahbanu Boran, 634'te onun sembollerini görüyoruz. Yezidiler üçü görürüz ki bu biraz daha 632 ve 651 yıl arasında biraz da uzun süre yöneticilik yapmış biri, ama şeyden sonra yani 590-651 tarihler arasında İran'da Sasanilerde çok ciddi yönetim boşlukları ve farklı yöneticileri biz açıkça sikkelerden de takip edebiliyoruz. Yani tarihçiler bunu yazıyorlar. Fakat dış kanıt olarak sikkelerde de açıkça bu farklılaşmayı görebiliyoruz. Ama Bizans sikkelerinde mesela Heraklius dışında bu tarihlerde 610 ve 641 arasında hep Heraklius'u görüyoruz ve Heraklius'un oğullarını görüyoruz. Bu şu demek aslında, yani yorumlanabilirse Bizans yönetimde tek devam ediyor. O Sasaniler ise sürekli yönetim el değiştiriyor. Sonucuna varabiliriz yani dış kanıtlardan ve sikkelerden dolayı. Sikkelerde de açıkça biz gelişmeyi görüyoruz. Daha önce basılmış Bizans sikkeleri üzerine Müslümanlar Arapça olarak Muhammed ismini de karşı marka olarak basıyorlar. Bu mesela isminde görülen bir Bizans, eski bir Bizans sikkesi üzerine karşı marka olarak Muhammed nakşedilmiş. Bu M hakkında bazı spekülasyonlar var ama bunlar doğru değil. Bu M Yunanca Numi geliyor. Yani bir 40 paranın değerini gösteriyor. Fakat şu adam bu Muhammed'le M'yi görünce buradaki M'yi de Latince Muhammed olarak okumaya çalışıyor. Bunlar doğru değil. Bu paranın birimini gösteren şey. Yani orijinal hali mesela yine bir yazının. Bu M işte, yani bu Muhammed olsa niye Muhammed yazsın? Şey, buradaki M şey paranın para birimi. Yani mesela bizim şeylerde de vardır bozuk. Arkasında 50 yazar veya 1 yazar. Buna benzer bir şey bu. Şey dönemine, yani sikkelerde yine şeyin gelişimi de kronolojiyle yakalamaya çalışıyoruz. Açıkça yazıtlarda, kroniklerde dışında
Mühür örneği de verdim ben. Sikkelerde de açıkça şeyi görebiliyoruz. Yani bu değişikliği, kronolojiyi takip etmeyi. Mesela Halife Osman döneminde ayıkılan bir sahne sikkesi 644-656 arasına tarihleniyor. Yani bu sikke Osmanlı dönemine tarihlenen bir sikke. Karşı markaları görüyorsunuz. Yine Muhammed ismi var ve yeniden bir geçiş dönemi sikkeleri bunlar. Karşı markadan şunu kastediyoruz. Yani bu neden mesela Bizans sikkeleri olsun, Sasani sikkeleri üzerinde Sasani ve Bizans figürleri olduğu gibi Müslümanlara ait figürler oluyor. Bu aslında tarihte sikke tarihiyle ilgili ilgilenenlerin, para tarihiyle ilgilenenlerin bildiği bir şey. Resimde de görüyorsunuz. Yani hemen hemen sikkeler üzerine bazen gram üzerinde de şey yapılabiliyor. Yani gram ekleme de yapılabilen bir uygulama eritiyorsunuz. Tekrar veya işte üzerine başka bir sikke basma aparatıyla üzerine kendi markanızı buluyorsun. Bunun sebebi şu olabiliyor. Bazen gümüş eksikliğinden, altın eksikliğinden, yani daha doğrusu darphanenin belki sizde olmamasından kaynaklanan veya işte yeterince basacak kadar gümüşün, bakırın veya altının olmaması, piyasadan bunları herkesin elinden birden alamazsınız ama döndükçe bunları karşı marka basılıyor. Elbette bu artık yönetimde tek söz sahibi olan Abdülmelik bin Mervan'a kadar gidiyor. Abdülmelik bin Mervan döneminden sonra artık karşı marka yerine Müslümanlar kendi paralarını basıyor ve standart hale geliyor. Bunu konuşmanın başında da ifade etmiştim. Yani mesela şu örnekte başka bir karşı marka, yani tarihte bunun çok örnekleri var. Ya paranız kıt olmasından ya da paranı basacak şeyin az olmasından, cevherin az olmasından kaynaklanan bir şey veya darphanenin sizde henüz kurulmamış olmasından vesaire vesaire olan şeyler. Son olarak artık sunumun da sonuna geldik. Ben bir değerlendirme de yapayım. Muhammed Nebi ile beraber, yani Medine'ye hicret ettikten sonra Muhammed Nebi komşu kabilelerle, klanlarla anlaşmalar yapıyor, ittifaklar kuruyor. Bu ittifaklar daha sonra belli bir konfederasyona doğru gidiyor. Ve Hicaz'da sorunlu da olsa bir bütünlük, yönetimsel bir bütünlük sağlanıyor. Daha doğrusu Arap, yani ayrışık Araplar, dağınık Araplar bir şekilde Müslümanlık çatısı altında, İslam çatısı altında artık birleşik bir yapıya kavuşuyorlar. Roma ve Bizans'ın da, Bizans ve Sasanilerin de zayıflaması ve uzun süre savaşmaları Müslüman fetihlerin çok çabuk önünü açıyor. Genç, taze bir kuvvet olarak, yani başkaları adına savaşacak Araplar artık kendileri için fethe yöneliyorlar ve çok rahat karışık İran'ı fethediyorlar ve Bizans'ın kapılarını çalıyorlar. Aslında Bizans'ta ilk karşılaşma İslam tarihçilerinin anlattığı Mute Savaşı'dır. 629. Tübük Seferi'nde 630 herhangi bir çatışma yok. Fakat 1634'ten sonra Müslümanlar ve İslam bir şekilde kroniklerin, tarihçilerin, Bizansların, Ermenilerin, Suriyanilerin gündemine geliyor ve elbette ki alternatif bir inanç olarak da geliyor. Sasanileri yeniyorlar. 634'te Şam fethedilmiş oluyor. Yermük Savaşı 636'da. Bunların hepsi, yani 3 aşağı 5 yukarı bütün kroniklerde geçiyor. Yani kroniklerin hemen hepsi Yermük Savaşı'na yer veriyorlar. Bu da 636, yani erken bir dönemde. 637'de Kudüs fethediliyor. Yine bununla ilgili kayıtları söz konusu. Yakup'un öğretisinde ilk elimizdeki en eski kaynaklardan bir tanesi Muhammed ismi Uru'dan geçmese bile dolaylı olarak Sarıkenler arasında bir peygamberden bahsediyor. Sahte dedese yine bir şekilde bir peygamberden bahsediyor. Elbette bu kronikler arasında da karşılaştırma yapıldığında, yani şimdi kronik sayıyoruz ama bu kronikler arasında da karşılaştırma yaptığımızda bir kronik atıyorum diyor ki 627'de öldüğünü söylüyor Zubni Kuran'ı. Marini Kuran'ı ise 636'da Suriye Araplar tarafından fethedildiğini söylüyor. Kimisi işte Muhammed Nebi önder olarak görüyor. Kimisi öğretmen diyor. Kimisi ilk kral diyor. Bazen verdikleri tarihlerde, yani mesela işte şu tarihte öldü diyor. Fakat başka bir kronikte o başka bir yerde savaşıyor. Yani bu metinlerin de aslında
hem üzerinde neşredilmeli, Türkçe'ye neşredilmeli bu metinler ve üzerinde de açıkça metin tenkidi yapılmalı ve karşılaştırmalı olarak da değerlendirmeli metinler. Çünkü bu metinlerin bir kısmını da atıyor, bir şey söylüyor. O farklı bir kronikte daha fazla alıştırılabilir. Genellikle bu metinleri tercüme edenler, Süryanca'dan İngilizce'ye tercüme edenler bu notları düşmüşler ama Türkiye'de böyle bir çalışma çok az çalışmalar var. İşte Vakıfbul'un yaptığı birkaç tane çalışma var. Metinde de ben gösterdim Süryani kroniklerle ilgili. Bunlar oturup tekrar değerlendirmeli. Mümkün mertebe İslam tarihi, Muhammed Nebi ile ilgili Ermenice yazılan, Kopt dilinde yazılan Kıpti metinleri, Süryanca yazılan Süryani metinleri ve Bizans metinleri mutlaka neşredilmeli. Ve bunların metin tenkitli bir kritiğiyle beraber neşredilmeli. Çok faydası olacağını düşünüyorum. Dış kanıtlarda da biz şeyi de gördük açıkçası. Yani tamamlayıcı kanıtlarda da, yazıtlarda da, sikkelerle beraber. Yani İslam tarihi konusunda tamamlayıcı şeylerdir aslında bu akşam benim bahsettiğim dış kanıtlar. Beraber harmanlandığında açıkça daha güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Daha ayağa sağlam basılacak bir kronoloji inşa edilebileceğini düşünüyorum ben. Bu verdiğimiz örneklerdeki kronikler olsun, yazıtlar olsun, sikkeler olsun, mühürler olsun belli bir kronolojiyi dış kanıtlarla bize inşa etmemizi sağlıyor. Verilen tarihlerle karşılaştırdığımız zaman onaylıyor da. Açıkça bu akşam elimin döndüğü kadar yaptığım araştırmalar kadar size konuyu özetlemeye çalıştım. Ben teşekkür ederim sabırla dinlediğiniz için. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.